Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile beraberiz. Bize yine en çok sorduğunuz sorulardan biri olan Çek Cumhuriyeti insanları veya Çekler nasıllar? Ben kendi yaşadığım kadarıyla burada 7 senedir Prag'da yaşıyorum ve eşim Çek vatandaşı, dolayısıyla ailemin yarısı şu anda Çek. Dolayısıyla kendi tecrübelerimden, tamamen kendi bakış açımdan size Çekleri anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu her Çek için değil. Hani benim gördüğüm ve çoğunluğu bence bu şekilde olduğu için size bugün Çeklerden biraz bahsetmeye ve size Çekleri biraz da olsa kendi gözümden tanıtmaya karar verdim. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle tabii ki iyi ve takdir ettiğim özellikleriyle başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla var aslında. Birinci madde, Çekler bence çok dakik ve bu çok saygı duyulası bir şey. Ve çünkü bir toplantınız varsa 5 dakika bile geç kalsalar, bazen 10 dakikaya kadar geç kalsalar hemen bir mesaj yazarlar ya da ararlar. 5 dakika geç kalıyorum, lütfen kusura bakmayın gibi böyle çok kibar bir şekilde bunu iletirler. Dolayısıyla da böyle her iş, her toplantı tıkır tıkır işler, saati saatine işler. Hatta genellikle Çekler bir kısmı hani erken bile gelir ki geç kalmamak adına. Doktor randevuları da aynı şekilde, mesela en az 10-15 dakika erken gelen Çekleri ben tanıyorum. Şöyle de tabii ki bir avantaj var. Şimdi ben İstanbul'da doğup yaşayıp büyüdüğüm için İstanbul'daki trafikle tabii ki buradaki kıyaslanamaz. Burada İstanbul'a göre trafik yok bile. Ne kadar Çekler şikayet etse bile sabahları, iş saatlerinde diyeyim. Dolayısıyla İstanbul'da mesela ben de iş hayatındayken 15-20 dakikaya kadar geç kalmak İstanbul'da normal karşılanırdı. İş hayatında toplantılarımızı bile 15-20 dakikadan sonra arardık. Hani bir sorun mu var, unuttunuz mu gibi. Ya da okula bile, bazen sınavlara bile geç kalanlar olduğu zaman, özellikle uzaktan gelen, mesela ben Bahçeşehir'den gelen biri olarak, her zaman öğretmenlerim beni anlayışla karşılıyorlardı diyebilirim. Bu çok takdir edilesi bir özellik bana göre. Ve birbirlerine duydukları saygıyı gösteriyor aslında. İkinci madde, bence Çekler oldukça sistematikler ve kuralcı ve disiplinliler aslında. Hatta ben bunu Alman disiplini diye özetliyorum. Bazı Çekler bana kızabilir ama tamamen kafanızdaki Alman disiplini neyse burada da onu görmeniz mümkün. Yani her şey kuralına göre olmalı, her şey yazıldığı gibi olmalı ve bunun dışına taşmak için bir sebep zaten bulamıyorlar. Bunu anlayamıyorlar. En basit örnek aslında trafikte görebilirsiniz. Trafikte tamamen herkes trafik kurallarına zaten uyuyor. Mesela yayalara her zaman yol veriliyor. Yayalara her zaman öncelik veriliyor. Dolayısıyla kendinizi burada trafikte her yerde güvende hissedebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki yine trafikte mesela emniyet kemeri takmak Çekler için çok doğal bir şey. Yani arabayı çalıştırmadan önce kemerlerini takarlar. Hatta arkada oturanlar da kemerlerini takar ve bunu takmamak için bir sebep de göremezler. Bu sadece para cezası için değil, tamamen kurallara uymak durumunda olup her şeyin düzenli işlemesini istedikleri için aslında. Mesela şu anda hala içinde olduğumuz aslında pandemi döneminde de şunu söyleyebilirim ki Çekler yine kurallara uydukları için, yani maske kuralına uydukları için işte, ya da bir yerde mesela o zamanlar diyelim ki 10 kişiden fazla toplanmak yasak ise, gerçekten buna uydukları için, gerçekten evlerinde kaldıkları için bence bu şekilde pandemi zaten burada aslında ucuz atlatılıyor diyeyim. Tabii ki önümüzdeki günleri bilemiyoruz ama ilk dalga için en azından gayet başarılı bence Çek Cumhuriyeti. Bu da Çeklerin tamamen kurallara uymasından kaynaklı diyebilirim. Üçüncü yine çok beğendiğim bir özellikleri, çok kibarlar, çok birbirlerine saygılılar. Mesela bunu en basiti bir toplu taşımada burada görebilirsiniz. Yani bir metroya bindiğiniz zaman sizin kolunuza yanlışlıkla bile değse biri ya da bir çantanıza çarpsa hemen özür dilerler. Hemen omluvamse hatta Çekçe derler ve siz de buna nitsenede, yani hiç önemli değil gibi bir cevap vermeniz gerekir aslında. Ya da dobri diyenler de var kısaca, hani hiçbir şey olmadı gibi. Bunu her yerde görebiliyorum. Bunun haricinde komşularla tamam bir yakınlık olmayabilir ama mutlaka herkes birbirini gördüğü zaman mutlaka dobri, yani merhabanın resmi versiyonunu mutlaka birbirine söylerler. Yani mutlaka selamlaşırlar. Bu bir firmada da resepsiyondaki hanımefendiyle veya beyefendiyle her zaman bu şekilde selamlaşırlar. Özellikle de küçük köylerde de bunu görüyorum ben. Çok az kişinin yaşadığı yerlerde ilk defa gidiyorsanız aslında dobriden demeniz gayet normal orada gördüğünüz insanlara. Onun haricinde bana ilginç gelen şey mesela bir soru sormak. Mesela adres sormak Çekya'da. Bizde biliyorsunuz ki çoğu zaman abi bilmem neresi nerede diye soruyoruz ya da ustam, şefim işte şunu bir alsana falan minibüste. Hani bizde daha çok
hem senli benli bir muhabbet var hem de direkt soruya giriliyor aslında diyebilirim. Ama çeklerde öncesinde bir soru sormak için bile bir prosedür var aslında otomatik olarak. Mesela şöyle diyorsunuz hani Dobri den, Buji sezeptat prosim ya da prosim vas diyorsunuz. Yani merhaba size bir soru sorabilir miyim lütfen gibi bir şey. Bazı çekler bile bununla dalga geçiyor işte sorabilirsin diyor mesela o kadar. Gibi. Bunun haricinde ise siz ve sen ayrımı Çekçe'de de var. Yani tikat, birine sen demek ve vikat aslında Türkçedeki gibi. Ama burada kesinlikle yaşça küçüklere de ilk defa tanıştıkları herkese mutlaka ve mutlaka siz diye hitap ederler. Örneğin hani bir taksi şoförü olabilir bu ya da bir hastanede bir görevli, kafede görevli bir garson mutlaka siz denir. Sen demek gibi bir opsiyon burada kesinlikle yok. Hani bizdeki yani garsona şefim bakar mısın, gözüm bir bakar mısın gibi bir kullanım burada çok farklı karşılanırdı herhalde. Yine bahsetmek gerekirse mesela insanlar birbirine siz diyor ve her zaman sen deme teklifini her zaman büyükler söyler ya da kadınlar bunu teklif edebilir. Siz demekten sen demeye geçilirken aslında çeklerde her zaman şöyle bir konuşma olur aralarında. Mujemesi tikat yani birbirimize sen diyebilir miyiz? Siz de kabul ederseniz bunu birbirinize adınızı söyleyip el sıkışıyorsunuz. Mesela ben Ece diyorum. Milan da Milan diyor ve bundan sonra birbirimize hem isimleriyle yani pan, pani olmadan başında Mr., Mrs., Miss gibi diyeyim, hanım ve bey gibi sıfatlar olmadan diyeyim direkt isimle artık hitap edebilirsiniz demek bu. Bu çok büyülü bir an aslında. Evet, gelelim dördüncü maddeye. Çeklerin çok beğendiğim özelliklerinden biri çok sportifler. Tabii ki her madde için olduğu gibi bunu da hepsi, her çek demek çok zor. Hani benim gördüğüm kadarıyla çoğu, yani 7'den 70'e herkesi parklarda koşarken, yürürken, parktaki bu spor aletlerini yaparken, bisiklet tepelerinde, kaykay, paten, ya aklınıza gelebilecek her türlü sporu yaparken orta yaş ve üzerini de görebilirsiniz aslında sokaklarda. Bence bunun bir sebebi de hani spor yapmak için çok fazla alanları olması, doğaya çok fazla kaçabilmeleri, işte nehir kenarlarında bisiklet yolları olması, şehirlerde bazen bisiklet yolları ayrıca olması. Tabii ki bir Hollanda, Amsterdam gibi değil bisiklet konusunda. Ama gezme amaçlı bisiklete çok fazla biniyorlar. Hatta şehirler arası kilometrelerce biniyorlar diyebilirim. Şöyle bir anım vardı hatta biz de bir kere Milan'la beraber bisiklete binmek için Prag dışına doğru gitmiştik ama dönüşte biraz yorulduğumuz için de trenle dönmeye karar verdik. Çünkü bisikletler trene özel bir vagona alınıyor aslında diyebilirim. Ve yolda Milanların bir eski bir aile dostuyla karşılaştık diyeyim. O kadın aslında belki de 70 küsur yaşındaydı ve gerçekten bir Barbie gibi gözüküyordu. Çok fitti, çok hoştu ve çok enerjikti. Çünkü konuştuğumuz zaman bizimle aynı turu yapmış ve bir o kadar daha kilometre gideceğini bize söylemişti. Yani o gün sanıyorum en az bir 60 küsur kilometre gideceğini söylemişti o yaşta. Gerçekten bu bakımdan takdir ediyorum. Tabii ki göbekli çek amcaları da var, bira göbeği yapmış olanlar da var, yerinden kımıldamayanlar tabii ki var yani her yerde ama geneline baktığımızda spora çok önem veriyorlar ve spor aktiviteleri etrafında toplanıyorlar. Mesela hafta sonu hadi hiking'e gidelim, hadi bir dağa gidelim, yürüyelim, hadi bisiklet turu yapalım. Yani programlar daha çok spor ve aktivitelerin etrafında dönüyor diyebilirim. Bu çok güzel bir şey. O spor aktivitelerini yapıp gezdikten sonra mesela yemeğe gidiliyor. Hani bizde daha çok yemeğin etrafında toplanılır. Hep yemek programları yapılırken çeklerde daha çok aktivite, bu spor aktivitesi de olabilir, bir müze gezmek de olabilir. Bunun etrafında yapılıyor. Bu da bana çok farklı geldi ve buna çok alıştım diyebilirim burada aslında. Gelelim 5. maddeye. Çekler bence çok sakin. Belki dünyanın en sakin insanları en azından benim gördüğüm kadarıyla. Çekler gerçekten daha stabil diyebilirim. Sakinlikten kastım yani konuşmaları bile aslında daha sessiz. Elleri kolları fazla oynamıyor yani daha durgunlar diyebilirim aslında. O bakımdan bize göre çok farklılar. Çoğu çekte aslında daha kendi halinde işte ne bir protestoya katılıyor, ne bir olay çıkarıyor, ne birine sataşıyor. Yani böyle bir ihtiyaç yok. Bir agresivite yok yani ülke diyebilirim. Bunu da en iyi aslında ülkede neredeyse hiç ama hiç korna sesi duymamamızdan anlayabilirsiniz. Ben burada 7 senedir yaşıyorum 2013 yılından beri ve toplasanız belki 5-10 kere korna sesi duydum duymadım. Dolayısıyla sokakta olaylar, kavgalar vesaire kesinlikle yok. Bu nedenle de bence Çekya çok huzurlu aslında yani hiçbir zaman birinden bir olay, bir bakış, bir şey duymuyorsunuz hiçbir yerde. Kalabalık ortamlarda bile tabii ki duymuyorsunuz bunu. Gelelim 6. maddeye.
Çeklerin bence elleri birçok şeye çok yatkın. Hem kadınların hem erkeklerin. Tabii ki yine herkes için bunu söyleyemeyiz ama benim gördüğüm en azından Çekler hemen hemen hepsi mutlaka bir işte duvar boyamayı biliyorlar, tahtadan bir şey yapmayı mutlaka biliyorlar, evde bir şey onarabiliyorlar kendileri. Bence bunun sebebi de tabii ki komünizm döneminde daha kısıtlı şartlar altındayken herkes mesela eskiyen şeylerini onarıyordu, dikiyordu. İşte kıyafetler çok sınırlıydı, dolayısıyla yine kadınlar dikişe yönelmişti diyebilirim. Birçok sebebi var aslında. Bunun haricinde ise tabii ki servis sektörü burada bize göre çok daha zor bulunan bir şey. O alanlarda çalışan çok fazla insan yok. Dolayısıyla insanlar mecburen kendileri yapmaya alışmışlar birçok şeyi. Çünkü burada hani bir duvar boyamak için bile birini bulmak çok zor. Fiyatlar çok daha fazla. Çok beklemeniz gerekiyor. Gelecek kişi gerçekten buna yatkın mı? Yani şikovni dediğimiz bunu yapabilecek kapasitede mi? Emin olamıyorsunuz. Ama biz de biliyorsunuz Türkiye'de bir tane musluk akıtsa bir şey olsa hemen birini ararız. Hemen pazar günü bile olsa gelir, yapar, halleder, cüzi bir miktarla çözer ve gider. Zaten hepimizin mutlaka bir ustası, bir abisi vardır yani bu tip işlere koşacak olan. Ama Çekler bunu kendileri yapmayı öğrenmiş ve hani do it yourself dediğiniz kendin yap şeyleri burada çok meşhur. Mesela Bauhaus gibi mağazalara gittiğiniz zaman hep böyle kendileri tahta kestirip masa yapıyorlar, işte kutular yapıyorlar, birçok şeyi onarıyorlar. Ben bunu da takdir ediyorum diyebilirim. Gelelim son 4 maddeye. Bu şu zamana kadar ilk 6 madde hep böyle çok takdir ettiğim, sevdiğim şeylerdi. Şimdi biraz da bana daha farklı gelen, biraz daha diğer taraftan bakacağım. Gelelim 7. maddeye. Bence Çekler çok pratik değiller birçok konuda. Yani örnek olarak vermek gerekirse günlük hayatta. Tabii ki zekiler, tabii ki akıllılar, çok güzel işler yapıyorlar. Çok kalifiye insanlar var burada zaten. Çok dolu, kültürlü, eğitimli insanlar var. Onları bir tarafa koyuyorum. Ama pratik, hani günlük hayattaki pratiklik. Ve biz mesela bundan sanıyorum 3 hafta önce arkadaşlarımla, 3 arkadaş olarak bir kafeye gittik. Ve orada bir masada sadece 2 sandalye vardı. Ama biz orada oturmak istedik. Ve garsona bunu söylediğimiz zaman, ama orada 2 sandalye var dedi. Biz sandalyeyi buraya çekebiliriz dediğimizde, tamam evet yapabilirsiniz doğru aslında falan gibi bir tepki verdi. Yani bizim çalışanlarımız genelde bunu zaten hemen ablam koyayım 3.'yü 5.'yi de koyayım başkaları da gelsin gözüyle bakar. Gelelim 8. madde. Evet, çok büyük bir ön yargı var Çekler hakkında ama Çekler çok soğuk veya mesafeli diye. Ben bunu başka bir videoda da açıklamıştım. Linkini size aşağıya bırakırım. Çekya hakkında yanlış bilinenler videomuzda. Ama Çeklerin evet mesafeli olduğu doğru. İlk başta hemen dediğim gibi ablam, canım gibi yaklaşmıyorlar insanlara. Onlar daha çok işte siz diyerek, aradaki mesafeyi koruyarak yaklaşıyorlar. Aslında bu yine birbirlerine duydukları saygı bence. Ben bunu takdir ediyorum. Ama tabii ki çok sıcakkanlı değil hepsi. Tabii ki değişir, bu kişilik meselesidir. Ama geneline baktığımız zaman zaten soğuk ülkelerde, yani kuzeye doğru çıktığımızda insanlar o sıcakkanlılığını yitiriyor doğal olarak iklim şartlarından dolayı ve sokakta dışarıda çok yaşamayıp çok iç içe olmadıkları için burada da aynı durum geçer. Çeklerle yakın olduğunuz zaman, onu kırdığınız zaman aslında dünyanın en iyi insanları, söz verdikleri her şeyi yaparlar ve kesinlikle onlara sırtınızı yaslayabilirsiniz, güvenebilirsiniz her zaman diyebilirim. Gelelim 9. maddeye. Çekler şık değil. Evet, bence bu doğru. Çekler şık değil. Prag bir Paris değil. Ya da Çekya modanın başkenti değil. Çekler genelde hani Almanlar gibi düşünün. Daha böyle pratik çözümler. Kıyafetleri genelde unisex. Yani hem erkeklerin hem kadınların giyebileceği böyle aynı tip sandaletler. Zaten çorap ve sandaleti her videoda size anlatıyorum. Çorap ve sandalet Çekya'nın bence vatandaşlığı için birinci şart olmalı. Çünkü bunu çok görüyorum. Ve onlarla konuştuğumda da evet çok pratik. Çünkü soğuksa çorap giyiyorlar, değilse de giymiyorlar. Ve tamamen rahatlarına, konforlarına önem veriyorlar. Bu sadece ayakkabılar için değil, günlük kıyafetler için de. Genelde buradaki uluslararası mağazalarda bile böyle daha sportif şeyler görürsünüz. Spor kıyafetlerine çok daha fazla yer ayrıldığını görürsünüz. Böyle az taşlı, pullu, simli kıyafetler bulabilirsiniz ya da elbiseler. Yani ben Türkiye ile kıyasladığımda en azından bunu görebiliyorum. Yani aynı Mango veya Zara mağazasından bahsediyoruz. Ama bizde mesela daha çok elbiseler, düğün, nişan, kınaya yönelik daha çok şeyler bu mağazalarda bile bulabilirken ya da topuklu ayakkabılar burada genelde sportif, düz,
tabanlı ayakkabılar tamamen konfora yönelmiş. Zaten topuklu ayakkabı neredeyse hiç burada göremezsiniz. Yani firmalarda bile şöyle diyeyim size, insanlar kendi terliklerini evden getirebiliyorlar. Ve ofisin içinde terlikle veya sandaletle, bazen çıplak ayak bile gördük üniversitelerde, bu şekilde dolaşabiliyorlar. Postanelerde de ilk geldiğimde ben çok şaşırmıştım. 2013 yılında postanede bir işimiz vardı ve orada çalışan kadını mesela terlikle hizmet veriyordu. Yani bu onlar için çok normal çünkü onlar tamamen konfora önem veriyorlar diyebilirim. Gelelim 10. maddeye. Çekler çok cimri. Şöyle ki, çekler bence evet para hesabı yapıyorlar. Bence komünizm zamanı bunun sebebi. Çünkü komünizm zamanında her şey her yerde bulunmuyordu, daha sınırlıydı. İşte herkesin kazandığı ücretler belliydi vesaire. Dolayısıyla oradan böyle bir kıtlık psikolojisine bir alışılmış gibi bir durum görüyorum. Mesela bunun da örneğini şurada görebilirsiniz. Bir markette mesela bir meyve indirime girdi. Ama tamamen böyle tropik bir meyve, yani belki çoğu çekin, yani özellikle de hani orta yaş üzerinin belki ismini bile duymadığı bir meyve. Ama o indirimdeyse, yani sleva varsa, o ürün anında tükeniyor. Bulamıyorsunuz yani o ürünü kesinlikle, çünkü o sadece indirim gördükleri anda insanların kafasında bence bir şey yanıyor ve ona tırnak içinde saldırıyorlar. Bu tabii ki her yerde böyle, yani Türkiye'de de indirim olan şeyler alınıyor. Doğal olarak stoklanıyor, işte tuvalet kağıtları olabilir, yağlar, hem de dayanacak malzemeler tabii ki toptan satın alınıyor. Bu zaten bütçe hesabı yapmak çok güzel bir şey. Bütçenizi bilmek, ona göre hareket etmek çok güzel bir şey. Ama burada yani insanların muhabbetlerinde, aha orada indirim var duydun mu? Kaufland'da indirim var mutlaka git falan gibi muhabbetin hani birçoğunu kapsayabiliyor zaten. Bu bana çok tuhaf gelmişti, bu kadar para konuşulması. Ve paralarının hesabını da şöyle yapıyorlar diyebilirim. Mesela hesap geldiğinde de genellikle herkes kendininkini öder. Yani bu işte diyelim ki 180.5 korunsa ona göre paylaşılır. Diğer arkadaş 220 korunsa ona göre paylaşılır ve herkes ona göre tam miktarı verir. Yani kuruşuna kadar dediğimiz tek bir koruna kadar ona göre paylaşılır. Yani kimse kimseyi ben bugün senin hesabını kapatayım hadi ödeyeyim gibi bir şey yok. Bu da bana çok tuhaf gelmişti. Herkes kasaya gidip hatta kendi yediğini içtiğini söylüyor bazen ve onu ödüyor. Bu bize göre biraz farklı ama tam kesinlikle eleştirmiyorum. Nasıl alıştıysa o şekilde. Tekrar altını çizmek isterim ki bu 10 madde tamamen benim 2013 yılından beri yani Prag'da yaşayan bir Türk'ün bakış açısı. Ailemin yarısı Çek olduğu için, Çek yakın arkadaşlarım da olduğu için bu şekilde bir derleme yapabileceğimi düşündüm. Ama katılırsınız, katılmazsınız, siz başka Çeklerle tanışmışsınızdır, bu ayrı. Ya da bu maddelerin hepsi bütün Çekler için tabii ki geçerli olamaz. Hiçbir ülke için zaten genelleme yapamayız. Yani insanları iyidir, kötüdür gibi kesinlikle hiçbir ülke için yapamayız. Ona bakarsanız ben de buraya gelmeden önce bana Çekler dolandırıcı, dikkat et. Şöyle, özellikle iş kuracaksınız, dolandırıcılara dikkat edin, çok var. Ama her ülkede var dolandırıcı, her ülkede turistleri kazıklamaya çalışan insanlar var. Ama bana sorarsanız genel anlamda Çekya'nın insanları sakin, huzurlu, kurallara uyuyor ve her şey böyle tıkır tıkır işliyor. Yani ülkede bir sorun yok, şu anda pandemi haricinde, o da azalıyor gibi duruyor. Ve o nedenle genel olarak ben bunu söyleyebilirim. Belki birkaç yıl sonra yine bu videoyu çekip başka bir tarafından Çeklere birlikte bakarız. Sizin Çeklerle ilgili tecrübeleriniz, fikirleriniz, görüşleriniz nelerdir? Aşağıya bırakabilirsiniz. Katıldığınız ve katılmadığınız maddeleri de bırakabilirsiniz tabii ki. Başka çekmemizi istediğiniz videolar varsa yine yorum olarak yazın. Bize her zaman bütün istekleriniz için ulaşabilirsiniz. Çekya'da eğitim danışmanlığı, ticaret, turizm, sigorta, çeviriler, kurslar gibi bütün konularda size her zaman destek olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.